Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını birlikte değerlendireceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucunu gerçekleşmiştir diyor. Fabrikaların sayısının artması, işçi sınıfının ortaya çıkması, yeni teknolojik ürünlerin bulunması ve ham maddeleri duyulan ihtiyacın artması. Arkadaşlar bu gelişmeler sanayi inkılabı sonrasında oldu. Sanayi inkılabı ile buharın sadece yemek, mutfak dışında diğer makinelerde de kullanılmaya başlanmasıyla birlikte arkadaşlar büyük fabrikalar, teknolojik aletler üretilmeye başlandı. Böylelikle büyük fabrikalar oluştu. Ham maddelere duyulan ihtiyaç arttı. Bir sürü yeni teknolojik ürün ortaya çıktı. Ve tabii bu fabrikalarda çalıştırılacak kişiye yani işçiye ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla burada verilen bütün maddeler sanayi inkılabını gösteriyor. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün önemli nedenlerinden biri değildir? Bakalım, köylerde çevre kirliliğinin artması. Sanki burada bir tezatlık var gibi duruyor. Çevre kirliliği çünkü biz biliyoruz ki daha çok kentlerde olur. A seçeneği dursun. Tarımda makinelerin kullanılması. Evet arkadaşlar, tarımda daha önce insan gücüne daha çok ihtiyaç vardı. Ama makineler daha çok kullanılmaya başlayınca insana duyulan ihtiyaç arttı. Köylü de bundan dolayı köyde kendisine ihtiyaç duyulmadığından, işsiz kaldığından dolayı şehre yani kente göç etmeye başladı. Bu önemli bir nedendir. Şehirde iş bulma imkanlarının ve diğer olanakların daha fazla olması. Bu da önemli bir nedendir kente göç etmek için. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği. Çünkü köylerde eğitim ve sağlık hizmetleri kente oranla daha yetersizdir. Bu da kente göç etmek için olumlu bir nedendir. Dolayısıyla A şıkkımız bizim olumsuz şıkkımız oluyor. Onu seçmeliyiz. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıda özellikleri verilen geçici göç aşağıdakilerden hangisidir? Daha çok tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde, genellikle de yaz mevsiminde yer değiştirmeleri biçiminde gerçekleşir. Bu göçe katılanlar pamuk, mısır, tütün, fındık gibi ürünlerin hasadında çalışan işçilerdir. Arkadaşlar özellikle Adana'ya pamuk toplamaya giden işçiler, sonrasında Karadeniz'e çay toplamaya giden, fındık toplamaya giden işçiler bunlar sadece yılın belirli zamanlarında ve hemen toplanıp bitmesi gereken işler bunlar. Dolayısıyla böyle yerler genellikle mevsimlik işçi göçü alır. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı olması gerekiyor. Dördüncü sorumuza gelelim. Yazının günümüzdeki şeklini alması binlerce yıl sürmüştür. Yapılan araştırmalara göre tarihte arkadaşlar ilk yazı Fırat ve Dicle, Nil, Sarıırmak yakınlarında bulunduğu görülmüş. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir? Bakalım. Yazının günümüze ulaşmasının farklı uygarlıkların katkısı olmuş. Evet arkadaşlar sanki bu doğru şıkkımız gibi duruyor. Çünkü Fırat ve Dicle yani Mezopotamya uygarlıklarından, Mısır uygarlığından ve Çin uygarlığından bahsetmiş. Yazıya katkısı olduğunu belirtiyor. Yazıyı ilk defa Mısırlılar bulmuştur. Yukarıda öyle bir ifade yok arkadaşlar. Hangi uygarlıkların yazıyı bulduğunu, daha doğrusu hangi uygarlıklarda yazının kalıntılarının bulunduğunu söylüyor. B'ye ulaşamayız. Yazı dünyadaki en önemli icattır. Evet en önemli icat ama yukarıdaki yargıdan biz buna ulaşamıyoruz. Daha çok yazının bulunma aşamasını anlatıyor. Yazının günümüzdeki şeklini almasını en büyük katkıyı Çinliler sağlamıştır. Arkadaşlar hem yukarıdaki bilgiden ona ulaşamayız. Sadece Çin'de ilk yazı örneklerinin görüldüğünü söylüyor. Ve zaten bu bilgi doğru değil. Çünkü en büyük katkıyı aslında Sümerler sağlamıştır. Çünkü Sümerler ilk yazıyı bulan uygarlıktır. Dolayısıyla en yakın, en olumlu yargımız A şıkkındaki yargımızdır. Gelelim 5. sorumuza. Verilen açıklamalardan ulaşılabilecek sonuç hangisidir? Galileo yaptığı araştırmalarla gezegenlerin ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü keşfetti. Ve bu düşüncesini açıkladı. Düşünceleri nedeniyle Engizisyon mahkemesinde Galileo'dan fikirlerinden vazgeçmesi istendi. Aksi takdirde ölümle cezalandırılacağı söylendi. Galileo ise kilisenin isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Özellikle arkadaşlar Avrupa'da Orta Çağ dönemindeki o kilisenin baskısı yüzünden birçok bilimsel anlamdaki düşünceler çok gün ışığına çıkamadı arkadaşlar. Bazı bilim insanları ya öldürüldü, ölümle cezalandırıldı ya da kilisenin dediklerini kabul etmek zorunda kaldı. Bu doğrultuda bir bakalım. Kilise tarafından astronomi alanında çalışmalar yapılmıştır. Hayır arkadaşlar kilise zaten daha engellemeye çalışıyor. Düşünce özgürlüğü kısıtlanmıştır. Evet kilise Galileo'nun düşüncelerini mesela burada
kısıtlamış. Bu sanki doğru ifademiz. Bakalım diğerlerine. Tüm baskılarına rağmen Galileo düşüncelerini ısrar etmiştir. Israr etmek istemiş ama kiliseden dolayı ne yapmış? Onun isteklerine boyun eğmek zorunda kalmış. Yani ısrar edememiş. Galileo'nun görüşleri kilise tarafından desteklenmiştir. Hayır, kilise tarafından kösteklenmiş diyebiliriz daha doğrusu. Kesinlikle desteklenmemiş. Doğru cevabımız B şıkkı. Çünkü kilise düşünce özgürlüğünü kısıtlandırır. Geçelim hemen diğer sorumuza. Yine bir göç sorusu. Örnek göç olayları verilmiş bizlere. Bu olayların hangi göç çeşidi içinde yer aldığını işaretleyiniz demiş. Biliyoruz göçler çok fazla çeşidi var ama çok da zor bir konu değil. Mesela Veli'nin ailesi Giresun'a fındık toplamaya gitmiş. Ne yapmış bu kişiler? Mevsimlik, sadece fındık toplama zamanında gitmişler ve aynı zamanda Türkiye'nin içinde göç etmişler. Yani başka bir ilden yine Türkiye'nin içindeki başka bir ile göç etmişler. Dolayısıyla hem mevsimlik göç hem de iç göç olur. Doktor Elif tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika'ya gitmiş. Amerika'ya gittiği için ne olur bu? Her şeyden önce dış göç olur ve sonrasında da arkadaşlar beyin göçü olur. Çünkü Amerika'ya tıp alanında çalışmalar yapmak için gidecek. Bu beyin göçüne girer arkadaşlar. Bilimsel alanda çalışma yapmak için gidiyor. Önceliği bu çünkü. Tezgahtar Arzu Almanya'da market işleten abisinin yanına çalışmak için gitmiştir. Arkadaşlar direkt olarak dış göç oluyor. Onun dışındaki herhangi bir göç çeşidinin uyduğunu düşünmüyorum. Çünkü mevsimlik göçle alakalı değil. Sadece kendi arzusuyla yurt dışında çalışmak için gidiyor arkadaşlar. Yusuf ülkesindeki karışıklıklar nedeniyle ailesiyle başka ülkeye gitmiştir. Ülkesinde karışıklıklar varmış. Yani burada daha çok savaş, terör, onlardan bahsetmek istemiş. Ülkesini karışıklıklar dediği için bunlara mülteci göçü deniyor. Çünkü Yusuf burada ülkesini karışıklıktan dolayı başka bir ülkeye zorunlu olarak ne yapmış? Sığınmış. Sığınma göçü, yani mülteci göçü aynı zamanda başka bir ülke olduğu için dış göç olur. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza gelelim. Kapadokya bölgesi Türkiye'nin ikinci büyük su havzasının içindedir diyor. Aynı zamanda Kızılırmak'ın kıyısında yer alır. Bölge aynı zamanda İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının da güzergahı olmuştur. Buraların yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebepleri arasında doğal, beşeri, askeri faktörlerden hangisinin etkisinden söz edilmekte? Bakın zaten soruyu okurken de önemli yerlerin altını çizdik. Neden burası yerleşim yeri olarak seçilmiş? Çünkü büyük su havzasının içinde ve Kızılırmak'ın da kıyısındaymış. Yani direkt yeryüzü şekilleri etkili olmuş burada. Doğal faktörler ve aynı zamanda beşeri faktörler. Bilirsiniz beşer insan demek, insan etkisi olan faktörler demek istiyor burada. Ticaret, ekonomi, o da beşeri faktör olur. Ama askeri faktörlerle alakalı bir şey yok. O yüzden 1 ve 2'yi tercih ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen gelelim 8. sorumuza. İzmir, Türkiye'de nüfusu en kalabalık olan 3. büyük il. Tarihi bir şehir olan İzmir, bakalım kilit noktalarının altını çizelim okurken bir yandan da, demir ve karayolu ağı ile iç bölgelere bağlı. İzmir limanı varmış burada. Ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok önemli yeri var. Evet, dış ticaret. İzmir'in turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir'in nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden biri değildir diyor. Ulaşımın gelişmiş olması. Etkili mi? Evet, çünkü demir ve karayolu ağıyla iç bölgelere bağlı ve aynı zamanda 3. büyük ilimiz. Yani ulaşım burada gelişmiş çünkü iç bölgelere yeterince bağlı. Sanayinin gelişmiş olması. Arkadaşlar sanayi olarak ne diyebiliriz? Bakın dış ticaret varmış. Ondan bahsediyor. Aynı zamanda burada sanayi özellikleri diye de belirtmiş. Ticaretin gelişmiş olması, liman var. Liman varsa zaten direkt olarak ticaret vardır. Direkt olarak ticareti hemen alabilirsiniz. Maden yatakları bakımından zengin olması. Arkadaşlar İzmir'de belirli bir madenden burada bahsetmemiş bize zaten. Daha çok İzmir madeniyle değil de turizm, sonrasında dış ticaret ve kültür anlamında ön plana çıkıyor. Madeni almıyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim 9. sorumuza. Turizm, ülkemizde yerleşmeyi etkileyen diğer bir beşeri faktör.
Ege ve Akdeniz kıyıları, zaten turizm deyince biliyoruz aklımıza Ege ve Akdeniz kıyıları geliyor. Deniz turizmine uygun olması açısından bu illerimizin nüfus yoğunun özellikle yaz aylarında artmasına neden olmakta. Aşağıdaki illerden hangisi bu örneklere uymaz? Arkadaşlar, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında bir il seçmemizi istiyor. Antalya, Akdeniz, İzmir, Ege, Muğla, Ege. Dolayısıyla dışta kalan sadece Trabzon oluyor. Karadeniz kıyılarını turizm açısından çok tercih etmiyoruz. Çünkü yağışlı gün sayısı fazla, bulutlu gün sayısı fazla olduğu için turizm açısından Ege ve Akdeniz daha uygun. Osmanlı'da dirlik topraklarının büyükten küçüğe, arkadaşlar büyükten küçüğe doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Dirlik toprakları var Osmanlı'da. Bunlar devlet tarafından devlet adamlarına, çalışan memurlara, hanedan üyelerine maaş karşılığında verilen topraklar. Devlet maaş vermiyor, yerine toprak veriyor. Bu şekilde maaş sorununu halletmiş oluyor. O bunların içerikleri farklı arkadaşlar. Yani rütbeleri farklı. Kişilere göre toprakların rütbeleri de değişiyor. Özellikle mesela has toprakları padişah, hanedan üyeleri ve sadrazamlara verilen topraklar. Zeyamet toprakları ise ondan bir tık aşağıda divan katiplerine, sancak beylerine verilen topraklar. Tımar ise arkadaşlar asker ve memurlara verilen topraklar. Bu ölçüde has en büyük gelir has. Orta gelirli zeamet ve en küçük gelirli, en az gelirli daha doğrusu tımar toprakları olmuş oluyor. Büyükten küçüğe olarak da has, zeamet ve tımar olarak tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuzla devam edelim. Sümerlerin yazıyı bulmalarıyla düşünceler yazıya aktarılmaya başlanmış. Mısır'da ise insanlar hiyeroglif, biliyorsunuz resim yazısı demek, denilen resim yazıyla kendilerini ifade etmişler. Fenikeliler kolay öğrenilip yazılabilen bir alfabe geliştirmişler. Tabii en başta Sümerleri çizmemiz lazım. Yazı tarih boyunca birçok uygarlığın arasındaki iletişimi sağlamış. Ayrıca gelecek kuşaklara da bilgi aktarımını kolaylaştırmıştır. Verilen bu paragrafta yazının hangi özelliğine değinilmemiş? Bakalım. İnsanların düşüncelerini aktarmalarına yardımcı olduğu. Hemen şurada geçiyor zaten. Düşünceler yazıya aktarılmaya başlanmış. A seçeneği doğrudur. Bilgiyi aktarmada önemli bir araç olduğu. Evet, bilgi aktarılmış zaten bu şekilde. Bakın ne diyor? İletişimi sağlamış. Ayrıca gelecek kuşaklara bilgi aktarımını kolaylaştırmıştır. B şıkkı da doğru oluyor. Yazının öğrenilmesinin zor ve yorucu bir iş olduğunu. Paragrafta bundan bahsetmemiş. Aynı zamanda Fenikelilerin yazıyı kolay öğrendiğinden de bahsetmiş. Yani C şıkkı olumsuz. Çeşitli milletlerin yazıyı kullandığına, bakın Sümerler dedik, Mısır dedik, Fenikeliler dedik. Çeşitli milletler yazıyı kullanmış. Doğru şıkkımız C şıkkı oluyor. Hemen 12. sorumuza geçiyoruz. Verilen yukarıdaki bilgiler aşağıdaki olayların hangisiyle gerçekleşmiş? Bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlanmış. Tarih öncesi dönem sona eriyor ve ilk çağ başlıyor. Elde edilen bilgiler depolanmaya başlıyor. En önemli ipucu da zaten en sonda verilmiş. Arkadaşlar hangisidir? Bu tabii ki yazının icadı. Yazının icadı ile tarih öncesi dönemler tamamen sona eriyor ve ilk çağ başlıyor. Ve gelelim son sorumuz arkadaşlar. Bilim adamları ile alakalı soru. Çok önemli bir sorudur bu. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğruca eşleştiriniz. Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bilim insanıdır ve aynı zamanda ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir diyor. Arkadaşlar bu bilim insanımız El Cezeri'dir arkadaşlar. Çok robotik, mekanik anlamında çok çalışmaları var. O zaman 3'ü hemen şuraya yazalım. Birçok coğrafyacıya mektup gönderip bilgi toplayarak 3 yılda yazdığı Cihannüma adlı eseri Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır. Bu kişi arkadaşlar ünlü bir coğrafyacıdır ve bilinen en önemli eseri Cihannüma'dır. Kimdir o? Tabii ki Katip Çelebi. 4 numarayı yazalım. Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez sıfır arkadaşlar sıfır rakamını bulan kişi. Matematik yani cebirinde. Matematiğin alt dalı olan cebirin kurucusu, astronomi ve coğrafya bilgini daha çok matematik alanındaki çalışmalarla öne çıkar. Zaten sizin en çok bilmeniz gereken şey sıfırı bulmuş olması ve cebiri bulmuş olması. Buradan unutmayacaksınız. O da kimdir? Harezmi. Yazalım 5'i. Ünlü Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır. Ceylan Deresi üzerine çizdiği dünya haritasını 1517'de Padişah Yavuz Sultan Selim'e sunmuş arkadaşlar. Bu da hangisidir? Tabii ki Piri Reis. Aynı zamanda Piri Reis haritasında Afrika'nın batı kıyılarıyla Güney Amerika'nın doğu kıyılarını sadece oraları göstermiştir arkadaşlar. Piri Reis haritası diyoruz. Bir numarayı yazıyoruz. Ve en son maddemiz ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur.
Tıbbın Kanunu adlı kitabı 500 yıl Avrupa'da tıp alanında ders kitabı olarak kullanılmıştır diyor. Tabii ki de hangisi ünlü tıp bilgini? İbn Sina. Aynı zamanda Avrupa'daki kişiler kendisine Avicenna ismini de takmıştır. Bunu unutmayalım. Evet arkadaşlar, bir yazılımımızın daha sonuna geldik. Yazılımda herkese başarılar diliyoruz.